Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 31. söz Mirac-ı Nebevi'ye dairdir. Aleyhissalatu vesselam. İhtar, Mirac meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. Yani Miraç meselesi, adamın olmuş ki. Büyük adam. Şimdi Allah hakkında meselesi var, daha sorunu var. Haşr hakkında sorunu var. Kadir hakkında sorunu var. Ve geldi Miraç yap. Gerçi hepsinin gene ikna edecek, cevap verecek şeyler var da, yani yok bu değil. Şimdi sonunda doktorluk okuyacak diye daha ilkokul çocuğu okuma yazmayı öğrenmeden tıp dersini vermek, nasıl sonunda bunu öğrenecek denilmez. ABCC öğretildikten sonra Miraç anlatılıyor. Şimdi Miraç da böyledir. Tıp kitabını, ilkokulu bitirsin, ortaokulu bitirsin vesaire. Erkan-ı imaninin nurlarından medet alan bir nurdur bu. Yani 6 tane iman esasından besleniyor bu. 6 tane iman esasından medet alıyor Osman. Yani size bir şey söyleyeyim bak. Sahabeler neyle imtihan oldu en çok, en büyük? Canlarıyla. Canlarıyla, başka mallarıyla, bilmem Miraç'ta. Bak sahabenin unvanı nedir? Sahabenin en büyük sıfatı İsar hasleti. İsar hasleti demek kardeşini kendisine tercih etmek diye lügat veriliyor imanası. İsar hasletinin zahirdeki manası bu iken hakikati şudur. Kendini ortadan kaldırandır. Kendini ortadan kaldırırsan karşıki ve diğerleri de var. Sahabenin en büyük imtihanı Miraç'tır. Çünkü şimdi gözüyle gördüğü ve devamlı gittiği bir yol var. Tamam mı? Onun acayibini söylüyoruz. Mesela Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a veya Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'ya bir ayda gidiliyormuş. Bir ayda giriniyor o zaman, konak ve kule, iki ay. Birisi çıktı diyor ki, bu gece gittim, geldim, hem de akşam ha, sokaklaması da yok. Feneri de yok. O zaman fener şu, bir tane ağaca çaput sararlar, gaz yağına sokarlar. Ondan sonra o gaz yağını yanar, lamba bu. Bir de durmuyor. Mescid-i Aksa'ya gittim diyor. Oradan sonra daha neler ele gitmiş. Geldi yine. Daha yeni. Hani seni ve benim gibi böyle imanda kemal bulmuş değil de. Daha yeni, yeni. Çöp gibi yani ufak bir iman. Bu çok zor. Erkan-ı imaniyi kabul etmeyen dinsiz mulitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Yani Allah'ta sorun var. Kaderi bazen mesela televizyona çıkmış, dini tamir davasında din tahripçileri, cümleyi ciddiye alın, dini tamir davasında din tahripçileri kaderi alelen inkar ediyor. Miracı inkar eden var. İlahi, yatçı ya. Miracı inkar eden var. Acayip bir şey ya. Mucizeleri dolu, mucize yoktur diyor adam. Adam diyor işte ama yani diyorsun ki bunu da nasıl kabul edeni de var mı acaba takip? Var takipçisi de.
Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Ben karar verdim Salih. Şey yapacağım. Tarikat kuracağım ben artık. Tarikat kuracağım. Lan herkesin arkasına gidiliyorsa lan ben de bir tarikat kurayım ya. Heves ettim ha. Mutlaka bir şey bulurum ya. 10-15 kişi bulurum. O da akrabalarına söyler. Bu kadar uğraşıyoruz Osman. Anam dinimi alıyor. Bir kelime için bir sene uğraşıyorum. En fazla takip eden 10-15 kişi. O da saf yani. Onlar da aldanmış, aldatmışız. Enfus demişiz. 11-12 kişi. He? Var. Bu kadar tabiymişim o 30 senede. 11-12 kişi. O da ne kadar da belli değil ya. Ya adamlar buluyormuş deri. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Allah rahmet etsin. Burada şey abi vefat etmişti. O Halis abi. Halis. Bir şey anlatacağım. Kanun aynı. Kanun aynı. Büyükçekmece'de salep satıyor. Bilirsin. Hatırladınız mı? Salep satıyor. Acayip de pipirik kul hakkında. Vefat etti mi? Yakında vefat etti. Yakında vefat etti ya. Ve kaç ve 3-4 ay ancak vardır. Yok o kadar olmadı. Olmadı değil mi? Yok. Ve bak yine. Yusuf'u o kadar pipirikti, o kadar pipirikti ki herkesten de sütü almıyor. Geldi hiç unutmuyorum yukarıya. Ya Hasan kardeş dedi. Buyur abi dedi. Ondan sonra asaflarda işte. Ha. Bunlar da oradan iyi. Bunlar niye geldiniz? Ha işte. Şimdi dedi ki ben diyor bu kadar hassasım. Aynı kanuna niye onların peşine gidiyor? Başka bir olayla aynı şeyi anlatacağım. Karşıda büfe varmış. Çok iyi biliyorum dedi. Çünkü oraya yakın lokantası varmış daha önce. O adamı tanıyormuş o adamlar. Yani yarısına fazla süt katıyor, şey su katıyor diyor. Su. Yani bitişik falandık, yakındık diyor. Lokantası varmış ben görmedim. Adamı biliyor yani. Salebini sen içme diyormuş. Ben de dedi ya bu adam su katıyor da bu kadar satılıyor. Ona karşısına şu bu tarafa, bu yolun bu tarafına rakiplik olmasın. Halisini yapayım dedi. Adam diyor, adam salepi gündüz 3'te 4'te 5 bulmaz bitiriyor. Bitiriyor. Benimsi bazen 9'lara sarkıyor dedi ya. Derse geç geliyormuş. Bazen de gelemiyor. Ben 8'den önce satamıyorum dedi bu kadar halis. Bana dedi ki niye böyle oluyor dedi. Dedim yapacak mısın dedim. Dedi ki uygunsa yapacağım. Yok öyle yapacaksan söyleyeyim. İtiraz etme. Ömer sen misin Ömer? Dedim ki aldığın süte aynı oranda şey yap. Su kat %50. Ne diyorsun dedi ya. Sen beni dinle. Ben senden hassasım. Öyle derim. Su kat %50. Top beste. Tabi bırak. Ne diyorsam onu yap. Pardon. Peki. Günah başına. Tabi başına. Gitti. Çıkıyorum o dedi. Ertesi gün getirme. Bak diyor koyuyorum az su. Tamam koy. %50 ama. Dostum diyor mu? Gitti dedi ki inan birileri bulmuyor dedi. Satılıyor. Havada soğuk. Bir de iki de bitiyor. Ondan önce bitiyor dedi. Geldi üzülüyor. Üzülme. Bir hafta devam etti. Ondan sonra Renault servisçi. Ne işin var burada? Şimdi 10 gün devam ettirdim. 10 gün. Ama adam parladı kip kırmızı gibi. Geldi otur. Ne kadar kazandı? Şu kadar. Yarısı suydu ya. Kes bakalım yarısını. Bunun fakirleri. Bu fakirin senin değil. Tamam?
Bu haram. Karıştırma. Bu fakirin. Bundan da bir şey verirsen ver. Deyince dedi ki ben dedi helal yaptım, sütüm satılmıyor. %50 karıştırdım, %50 karıştırdım, birlere ikilere kadar gitti. İnan bana %80 haram karıştırsan 12'de 11'de biter. Sebebi şu, bu milletin sana vereceği, helal malına vereceği helal parası yok. Helal helalı çeker, haram haramı çeker. Tamam. İmam Azam'ın bir sözü var. Bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız, nereye gittiğine bakın. Bu milletin helal parası olsaydı, helala giderdi. İstisnalar vardır. Öyle diyeyim de, emniyetsiz bunu koyun, patlamazsınız sizler. Anladım. Niçin onların arkasına gidiyorlar? Kanun aynı. Çünkü aynı tipler. İşine geliyor. Kimse kimseyi sevmiyor. Getirdiği rejimi, getirdiği yöntem yaşadığı hayata çok uygun. Ve uygun değil. Ya uygun veya uygun değil. Onun için onu seviyor gibi gözüküyor. Onunla alakası yok. Onun getirdiği hayatı seviyor. İnsanlar diyor يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ Hayata tapıyorlar. Tapınıyorlar. Hayata tapıyorlar. Para böyle değil mi kağıt? Buna tapıyor. Dinikum, dinarikum. Bu kağıt paranın getirdiği menfaat ve lezzete tapınıyor. Paranın kendisine değil. Ha, parayı ne kadar seviyorsa paranın getirdiği için kişileri de sevmeleri sebebi kişilerin bize kazandırdığı hayat için. Hayat perest. Putlaştırmış hayat. Anlıyor musun? Evet. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara miraçtan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz miraçta istibat ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı beyan edeceğiz. Yani şüpheli sual soruyor ama mümin şüpheye düşmüş. Ara sıra makam istimada kenarda dinleyen mulhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın bir kısım lemaları zikredilmişti. İhvanlarımın ısrarıyla ayrı ayrı o lemaları hakikatin asliyle birleştirmek ve Kemalat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi. Bu çok önemli. Bak, Subhanellezi esra bi abdihi. Abd tabirini kullanıyor. Abdim olan Muhammed'i diyor bak. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barekna havlehu li nureyu min ayatina innehu ve semin basir. İn huve illa vahyun yuha alemahu şedidin kuva sumiretin festeva ve huve bil ufikil ala sumedane fetedelle fekâne kâbe kavseyne ev edna فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَا الْبَلْ فُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى سِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Şimdi hemen girmeden Miraç'ın 4 tane hakikati var. Sureti kanuni hakikati mahiyeti, evveli ahiri zahiri batını
Hiç onlara girmeyeceğim, yormayacağım size. Bana ne getirmiş bu iş? Ben biraz matematikçiyim, menfaatçıyım. Bana karı ne? Tamam mı? Şimdi ona girmeden bir şey söyleyeceğim. Burada çok ilginç. Ulemadan okudum. Belki de birkaç gün, bir hafta kadar bir şey, onlar ne demiş diye tetebat ettim. Bir ilginç bir yönünü aldım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bir insanın apt olabilmesi için kul bedensel bir hayata giymesi gerekiyor. Bu çok önemli sırdır. Bak, bir şeyin Allah'a kul olabilmesi için Cebrail mahlukudur ve memurudur. Abd yani kul, kul ibadet eden bir kul, yani teklif altına giren bir kul değil. Kul bu manada. Subhanellezi esra bi abdihi, abdim iler mescidil akserlezi bareknalin. Yani bedensel bir hayata sırrını söylüyorum bak. Ulemanın bir iki haftalık bilgimi toplusu yapıyorum. Bedensel bir cismani ve beden. Bak cisim, ceset, cismaniyet. Üçü de farklı. A, B, C, Ç'den. C, E, ceset. Cisim, C, İ. Cismaniyet. Üçü farklı. Beden ayrı. Dört tane. Tamam mı? Şimdi onu bilerek söylüyorum. Bir mahlukun, ruhun abd olabilmesi için bedensel bir hayat olması lazım. Ha? Diyor ki, bir abdimi ben diyor Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya, sonra oradan da rüyetime getirdim. Ha, burada diyor bedensel gittiğine delildir. Çünkü ruhen gitseydi abdina denmezmiş. Abd olmazmış. Ruha abd denmez. Yani teklif altına giren bedensel bir yapıdır. Beden. Cinler de böyledir ama nakıstır. Ve buna uygun değil. O da bir cismaniyeti vardır. Şeyin ise nuraniyeti vardır Cebrail. Nuranidirler melekler. Şeyler ise cismaniyettir cinler. İnsan ise aynı zamanda cismaniyetin dışında cesettirler. Abd olabilmesi için Faruk bu çok sır. Bedensel bir hayat olması lazım. Ve abdina demesi diyor bedensel olduğuna delildir. Neye benziyor? Üniversite diplomasını getirdi mi? İlkokul diploma var mı? Sorulur mu? Sorulmaz. Ha, abdina deyince acaba bedensel mi gitti gibi. Bu da böyle. Çok ilginç bir şey. Ehline söylüyorum bunu. İlgilenenler çok anlar bunu ne dediğimi. İlgilenmeyen canım, yani biz tabii cismen gitmişti biliyoruz canım. Onunla ilgisini çekmez. Kur'an'da bir sır bu. Yani en son mertebedeki hali söyler, aradakileri sana otomatik demiş oluyor. Bunu nerede kullanıyor? 15. sözde ustad diyor. Kafamı kaldırıyorum, konuşuyorum ama hep külliyatta dikkat edin. 15. sözde böyle bir soru var. Ya diyor Kur'an diyor nereden nereye atlıyor diyor. Bu ayetten bu ayette. Mükemmel bir i'caz anlatıyor. İ'caz. İ'caz olunca apostrof ne oluyor? Bir de icaz var. Kur'an'ın mucizevi yönü. Taklit edilemez oluşu. Peki icaz olursa direkt? O çok manaları taşıyor olması. He. Zengin olması, icaz. İ'caz olunca? Aciz bırakan. Aciz bırakan. Yani insanoğlunun kelamında birkaç mana ifade eden kelamlar olur. Var tabi Allah'ın izniyle oluyor. Risale'nin o cinstendir. Kamil Cemil. Ama i'caz olmuyor. Aciz bırakan. Niçin aciz bırakan? Çünkü kelam-ı ilahi beşer kelamına da benziyor. Çünkü beşere hitap ediyor. Peki niçin yetişilemiyor, taklit edilemiyor ve beşer kelamından ayrılıp ayet oluyor? Çünkü içerisinde ilim, irade, kudreti tazamun ediyor.
433 sözler. Bazıları tabi külliyat okumadığı için veya düz okuduğu için dırırt 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 izah ediyor diyor. Nereden çıktı? Hep külliyata dolaşıyor. 15. sözden 433, 25. sözde geçtik. Ha, İbrahim şey söyle, Yusuf Aleyhisselam'dan nereye nereye atlıyor diyor 15. sözde. Aradakileri diyor, icaz ederek icaz ediyor. Aradaki insanın tahayyülünü ve tasavvurunu havale edip insanı zenginleştiriyor. Anlıyor musunuz? Çok acayip bir şey yani. Kur'an bambaşka ya. Ama Risale-i Nur ne diyor diye bakmıyoruz. Risale-i Nur gözlüktür bu. İlk önce dışında olan adam Risale-i Nur'a itiraz eder. Şu. E şuna bak ya. Kırılmış ya. Şuna bak. Aha şuna. Bak burayı da kesmiş yani. Deli bir şey miydi ya? Niye eğmiş? Dışarıdan bakınca mantıksız. Ama takınca ha. Risale-i Nur'a dışarıdan bakan gözlüğü insana bir insanla ilişkilendiremeyip de itiraz eden adama benzer. Taktıktan sonra Risale-i Nur'a bakmıyoruz. Risale-i Nur'la bakıyoruz. Risale-i Nur'la peygambere bakıyoruz. Peygamberle Allah'a bakıyoruz. Risale-i Nur'la. Kur'an'la Allah'a bakıyoruz. Allah ile Kur'an'a bakıyoruz. Allah ile peygambere bakıyoruz. Şecer-i Hilkat'ta Allah'a bakıyoruz. Yani gözlüğe kimse bakıyor mu? Şu anda ben bakmıyorum. Gözlüğe bakıyorlar. Dışarıdaysan şimdi gözlükle bakıyor. Bak bir daha. Gözlüğe bakıyorum. Gözlükle bakıyorum. Risale-i Nur'u okuyan gözlükle bakar. Risale'nin artık alakası yok onun. Gözlük vazifesi yapıyor. Direkt Allah. İmam Rabbani öyle diyor. Son mektubunda. Öyle bir zaman gelecek ahir zamanda. Artık o tarikat berzahına girmeden, şunlar bunlar bunlar vesile yapmadan direkt diyor hakikate muhatap olacaklar. Allah Allah'tan, peygamberi peygamberden, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenecekler. Son mektup ya. İmam Rabbani son mektubu. Bakın görün. Ben uydurmuyorum. Böyle bir cemaat gelecek diyor. Onlar berzah, onlarda berzah yoktu. Yani gözlüklerine bakıyorsun. Ha, şimdi geliyoruz. Ben miracım bir sürü şeyi var. 4 tane. Bana bakan yönü. Ben matematiği severim. Menfaat perest bir adamım. Burada 4 tane. 4 tane ne var? Esas var. 1. esas. 2. esas var. Bunlar hep biliyorsunuz. Zaten bitirmişsiniz Allah'ın izniyle. 3. esas var. Ondan sonra var mı 4. esas? 4. esas var. Ha, şimdi burada bize bana bakan ne nedir? Yani miracı ne okuyacağım, ne karım var? Şöyle düşün Gafur. Miracı inkar edersen kafir oluyorsun. Değil mi? Kafir oluyorsun. Peki iman etmesen kafir oluyorsun. Kafir oluyorsun. Reddedersen kafir olur. İman edersen ne olur? Bunun kadar zıttı kadar kerim olması lazım. Bir daha. Allah'ı inkar etmek insanı ne yapar? Kafir eder. İman edince bunun zıttı kadar bir şey olması lazım. Artı birden eksi bire, eksi birden artı bire geçmek için 2 lazım. 1 fazlası lazım. Eksi birden artı bire geçmek için 2 lazım. Öyle mi abiler? Ha, şimdi bana bak Hatara, ben bunu seviyorum. Meyve nedir? Peki, 1.sini okuyor. Ama 1.si herkes oku, çok okuyorlar değil mi? Ben 2'yi mi okuyayım? Ha, şey, bak 1.si Allah melaike-i cenneti gözüyle görmüş. 2'yi okuyayım. Çok okunmuş 1.si. 2 okuyayım. Sani mevcudat. Sani mevcudat. Ne okunuyorsa hayal edin. Yani mevcudatı sanat da yapan Allah. Sahibi kainat. Kainatın sahibi. Rabbul alemin olan. Rabbim değil. Alemlerin Rabbi olan. Hakimi ezel ve ebedin. Rabbim değil. Rabbul alemin. 3 tane söyledi.
Sani mevcudat, sahibi kainat, Rabbul alemin olan Hakimi ezel ve ebedin, marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in. Yani böyle bir Allah bizi vücut sahnesine çıkarttı. Vücut sahnesine çıkarttı. Böyle bir Allah'a ben de ne istiyor? Yani benle ilişkisi ne? Marziyat-ı ilahisi neymiş? İslamiyetmiş. Birincisi İslamiyet değil Osman. Canım kardeşim. Birincisi iman. Birinciyi okuyayım bak. Birinci meydan. Yok iki bu. Bak ikincisi İslamiyet. Eylemden bahsediyor. Birincisini okuyayım bak. Erkan-ı İmaniye'nin hakaikini gözüyle görüp. Erkan-ı İmaniye'yi sayıyorum. Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve liyomil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Erkan-ı İmaniye bu. Bunları ne yapmış? Gözüyle görmüş. Erkan-ı İmani'yi hakikatını, mahiyetini değil. Hayır, ah tabel olsa da. Mahiyet, ilaşeye hakikat, kanuniyet, suret. Ha, Erkan-ı İmani'nin hakikatını, esmadaki Allah, sıfattaki Allah değil, şuunattaki Allah değil, mahiyet-i zatiyede Allah'tır değil. Esmadaki hakikatını dedi mi, esma koy eline. Hani Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman, Rahim ve Allah isimdir. O esmadaki Allah. Neyle yapmış? Gözüyle görmüş. Başka neyi görmüş? Melaikeyi, cenneti, ahireti. Hatta anlamazsın dedi ya. Yani Erkan-ı İmaniye'nin hakaikini gözüyle görmüş deyince anlamazsın diye açılım yapıyor. Melaikeyi, cenneti, ahireti, ahireti iman. Hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Kainata ve beşere öyle bir hazine, bir nuru ezeli ve bedi bir hediye getirmiştir ki, Allah'ı görmüş benim cinsimden birisi. Benim vekilim. Miraç'ta biz de vardık biliyor musunuz onda? Ustad 57. sayfada diyor ki Kastamonu'da, gelecekteki Kastamonu kaçtı tarih? 36-41. 36'dan 8 sene ekle. 44. 36 ve 44 arasında yazılmış. Bu 57. sayfa. 36-40'ta. 1940'ta ne diyor biliyor musun? Şimdi ve gelecekte nur talebesi olacaklar da duamıza dahildir. Kalbin ve ruhun derece hayatında mazi müstakbel yoktur. Şimdi diyor ki, niçin söyledim? Bunu öyle bir hediye getirmiş ki Allah'ı görmüş. Yani Resulullah'ta biz de vardık. 128 sözlerde diyor ki, yanında 3 şey varmış. Miraç'a giderken. Miraç'a giderken 3 tane şey varmış. Ne varmış arkadaşlar yanında? Merak edeniniz var mı abiler? He? 25. sözde miydi abiler? Yanında 3 tane şey varmış. Miraca giderken. Hadi bakalım. Kim şey yapacak? Yanında 3 tane şey varmış. Sayfa 428. 128 değil. Yanında emanet varmış, nur varmış, anahtar varmış. Tamam mı abi? Nereden çıkartıyorsun? Tipi tipten kardeş. Ta kavi kavsiyene kadar mülkü melekutunda gezdirdi. İşte çendan o zat bir abdır. Kendi başına gitmedi o. Bir miracı cüzide seyahat eder. Fakat bu abdi Subhanellezi esra bi abdihi. Ab. Üstad iki de bir ab diyor Gafur. Anladın mı abi? Ab diyor. Yani bedensel cesetle beraber. Cesede ab denilir. Ab. Tamam. Fakat bu abde bütün kainata taarruk eden bir emanet beraberdir. Bir. Soracağım size emanet nedir?
Bütün kainata tahallük eden bir emanet varmış sizde. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Kainatın nurunu değiştiriyorsunuz neyle? Salih, bu kainatın nurunu değiştiriyorsun. Neyle? Sen neyle değiştiriyorsun ha? Neyle değişir veya kararır? İman. İman. İmansız olursa kainat Allah'ın kapkara intihar eder. Ondan sonra iman edersen nurlanır bak. Peki bütün kainatı tahallük eden bir emanet varmış. Nesi? Bak berabermiş. Sonra hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar berabermiş. Anahtar. Nedir anahtar? Saadet ebediyenin anahtarını açacak nedir? He? O da iman. İbadet, namaz. İbadet. İşte ne söylerseniz hepsi doğrudur. İslamiyet'in cemi yani hayatımızın mahiyeti, hayatımız. İstikametli yaşanan bir hayat, eylemsel bir hayat. Anahtar. Beraber varmış Faruk, bunlar yanındaymış. Dolayısıyla oradaymışız. 428 kardeş, 25. sözde. Abi çok ufak bir yer var, şurayı bir okuyabilir miyim? Oku tabii. Her müminin namazı onun bir miracı hükmündedir ve o huzura layık olan kelimeler ise Miracı Ekber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da söylenen sözlerdir. Şimdi onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilir diyor. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilir diyor. Yani hatırlıyorsun yani abi. Yani ben oradaydım. Orada olduğumu sana öğretiyor demiyor. Evet. Hatırlanılıyor diyor. Hatırlıyorum. Olmadığın, yaşamadığın bir şey hatırlar mısın? Ya hatırlamam tabii ya. Bana o zaman bilgilendirir. Ettehiyyatu lillahi el mübarekatu es salavatu tayyibatu lillah. Hani söylüyor ya şualarda. Altıncı şua mıydı? Altıncı şua. Sonra yani orada onları tek tek söylüyor. Sonra uzaktan bir bakıyor ki Cebrail aleyhisselam. Allah Allah. Burada da ümmetini unutmamış. O sözünündür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Cebrail'in söylediği sözdür bu. Yani bu nasıl şefkatli ki burada da ümmetini unutmadı. Ettehiyyatu el mübarekatu es salavatu et teyibatu lillah. Esselamu aleyke ya yön nebi. Cenab-ı Hak diyor ki Esselamu aleyke ya yönebil. Allah bana Esselamu aleyke ya Hasan diyecek, tamam mı? Zaten Skoda gibi ayağı şey yaparlar, yamulur gibi. Bir şey anlar mısın ya? Bitti daha kafa. Yani nasıl bir şey ruh ki? Esselamu aleyke ya yönebil. Selam oradan geliyor. Onun için ahir zamanın bir özelliği de kişiler diyor tanıdıklarına selam verecekler diyor rivayet. Oysa selamı yayın diyor. Sizin en hayırlınız selamı yayandır. Çünkü selam Allah'ın bir ismidir ve Allah'ın ilk kullandığı odur peygamberimize. Esselamu aleyke ya eyyen nebi. Peki o ne dedi? Ve aleyküm selam ya Rabbel alemin demedi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Senin selamın bana ve benim, bana iman eden, senin kullarımın da ona atıyor. Arkaya onların da üzerine olsun. Ama Allah-u Teala Hasan abi burada nebi olarak selamını veriyor. Yani bütün ümmetin temsilcisi olarak, o büyük insan olarak, az önce okuduğunuz surede abd diyordu, orada beşeriyetiydi ama artık huzurundayken nebi diyor. Harika. Harika. Esselamu aleyke ya eyyen nebi. Velayetini de temsil ediyor. Yani Resul olsa vazife darlığı. Fesubhanallah. Ne sırlar var ya. Yaşar Risale-i Nur. Yerim o kırmızı yanaklarını. Ha yanak. Ağız. Bu da ağız. Lek. Ya konuşuyor. Konuşuyor. Duyarsa. Ya yanakları. Dudaklar, iki dudak. Tak tak tak. Tak 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 tak. Tak tak tak.
Diyecekler ki kafayı yedi. Akıllı mıydık ki? Nasıl deli diyorlar? Zivziv deli desin. Elhamdülillah. Keyif alıyoruz. Hanefi. Ne haber? Elhamdülillah. Şükürler olsun değil mi? İman nimetine sonsuz şükürler olsun. Dua ederken öyle diyeyim. Ben diyorum ki ya Rabbi ben çok böyle davrandığım zaman bir af istiyorum, tamam mı? Veya işte en çok şey ya Rabbi verdiğin iman nimeti ve vakfa hayat nimetini layık olmadım halde verdin ama diyorum ki almaması için alma demiyor. Ya Rabbi 124 bin peygamberin ve 124 milyon evliyanın sana iman ettiler. Onların imanlarının senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına alma. Veya şunu de. İstek, ya Rabbi verdin şu iman nimetini. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki imanının hürmetine ve hatırına alma elimde. Vallahi almaz. Benim Allah'ım öyle. Almaz yani. Samimi yok. Bizdeki en büyük problem ne biliyor musun duada? Acaba kabul olacak mı? Şüphesidir. İnan şüphe etme. Şüphede şüphe et. Ama onda şüphe etme. Ya. Sani mevcudat, sahibi kainat, Rabbul alemin olan hakim ezel ve ebedin, marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet. Allah ne ki? Allah benden ne istiyor? Ne kadar mühim ya. Sonra baştan namaz olarak esasatını cin ve insi hediye getirmiştir. Nasıl hediye ki sıkılıyoruz namazdan? Namaz hediyeymiş. Peki bir namazın hatırını korumak adına söyleyeceğim. Ya Rabbi kusurumu affet. Vallahi billahi tallahi. 9 gün oruç tutmam lazım. Namazdan lezzet alıyor. Kur'an okumaktan lezzet alıyor. Ve siz de lezzet aldığınıza delil yapayım size. Hele sabah veya yatsı. Yatsı namazını kılmamaya uzattığınız zaman sıkılıyor musunuz, sıkılmıyor musunuz? Sıkılıyor. Peki kıldığınız zaman hatta uzak bir yerden geldin, tam eve geldin, söylüyorsun. Oh be, iyi ki kılmışım yatsıyı. Bu lezzettir, bu imandır. Vallahi imandır, billahi imandır. İmanınızdır bu. İmanınızın delilidir. Münafık zaten yatsıyı kılmaz. Namaz kılamadın değil mi? Sıkılıyorsun. Vallahi imandandır. Yatsıyı bak kılamayınca veya of be iyi ki kıldık. Zannetme ki tembelliğim de aynı. Of be ağırlık gitti. Peki nedir kılmama? Kılmama, kılmama, kılmama. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Nereden geliyor? İmanın zıttı. Esas hatını cin ve insi hediye getirmiştir. Bu akşam delilimize kale almayın. O marziyatı anlamak o kadar meraka ver ki yani Allah var, tamam var. Var da var, ne yapalım ya? Ama kimdir o? Musa Aleyhisselam demiş, Kur'an'da geçiyor, Kur'an'da. Ya Rabbi seni bana soruyorlar. Sen Rabbinden bahsediyorsun, sen kimsin? Ne diyeyim diyor. Allah Kur'an'da geçiyor, şöyle diyor. En Allah, ben Allah'ım. Öyle de diyor. Şimdi bir lezzete gark edeyim size. Sebep oluyor. Allah, Allah olduğunu biliyor. İlk önce şöyle sorsun. Allah sizin için nedir? Şöyle bir 10 saniye veriyor. Allah sizin için ne ifade ediyor? Yaratan ilah. Olmadı. Hiç ses yapma. Allah senin için ne ifade ediyor? Düşün 10 saniye. Allah benim için nedir? Bitti zaman. Kendinde kalsın. 2. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Allah, Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i ruhaniyesini düşün. Ben Allah'ım. Şuurunda, bilincinde, idrakinde iken ben Allah olmaktan hasıl olan Allah, Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olmaktan hasıl olan lezzet-i mukaddesesini düşün onun. Peygamber'e indirgeyelim. Ben peygamberim. Ben bütün varlığın çekirdeğiyim. Kimse değil. Ben
peygamberin şuurundan hasıl olan ve ona mahsus olan lezzeti kutsisini düşün. Peki size, bize geliyoruz. Ben Allah'ın kuluyum. Allah benim Rabbimdir. Allah'ın bendeki karşılığı, karşıtı küfür. Allah'ın bendeki karşılığı iman var. Tamam. İmanınızın gitmesine mukabil, tövbe tövbe. Hani oynatmak için taşları. Neye karşılık verirsiniz imanınızı? Uçak verseler? Ne bileyim, ne versinler? Burası dolu para verseler imanımdan vazgeçer misiniz? Böyle kutsi, ulvi, mukaddes bir nimet-i ilahiye sahip olmaktan hasıl olan ve bize has olan, herkesin imanın lezzeti, kendisine has olan lezzeti kutsi ve mukaddesinizi düşünün. Benim imanım var. Bugün mesela bir tanesi bir şey diyor, sonra hayal ettim telefonu kapattıktan sonra. Of be, imanım var ya, öyle şeylerde boğulmamışım. İmanımızın farkında mıyız? Bir şey diyeyim mi size? Biz Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Ya. İmanımızın kıymetini bilmiyoruz. Nasıl anlarız? Biliyoruz da bilmiyoruz. Onu daha iyi korurduk gitmemesi için. Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Bak namazı, namaz kardeşim semboldur, simgedir, şablondur. Hani namaz için şey misal vermiştim, hatırlar mısınız? Pervaneler var ya, buralarda çatal çatal var değil mi? Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı pervane. Bu pervane aynı şey mi yapıyor? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aynı şey yapıyor. Ama ne oluyor onun dönmesiyle? Elektrik indükleniyor, elektrik imal ediyor. Elektriği İstanbul'a basıyorlar. Ne kadar elektriksel cihaz var? Mehmet'in marangozu çalışıyor. Ali Ulvi'nin bilgisayarı çalışıyor. Seninkisi de maya şeylerin çalışıyor vesaire. Peki ne kadar cihaz var Enes İstanbul'da? Elektriksel? Senin makine çalışıyor, tıraş tıraş. Peki. Zahide ne? Aşağı yukarı, aşağı yukarı derken İstanbul'da milyarlarca elektrik cihazı çalışıyor. Fırın ekmek pişiriyor, tıraş ediyor, bilgisayar şey yapıyor, marangoz. Aşağı yukarı Mehmet Planya çalıştırıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı Osman Belediye'den uzaydan haritaya bakıyor. Tamam mı? Aşağı yukarı, aşağı yukarı Gafur bilgisayarında maya dağıtan arabasını kameradan kontrol ediyor. Nerede ne yapıyor? Ama öteki çatalca da aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ha? Öteki tarafta tekstil çalışıyor. Aşağı yukarı Yusuf telefon tamir ediyor. Öyle mi? Ha, namaz da böyle. Aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ruhta cihaz çalışıyor. Bu elektrik. Bu elektrik imal ediyor. Ruhsal bir elektrik. Ona dilip nasıl ki yatsı namazını kılınca rahat ediyorsunuz? Ya iman enerjisi. Ne kadar neler çalışıyor? Ruhta İstanbul'dan daha büyüktür ruh değil mi? İstanbul'dan daha fazla istidatlar, hissiyatlar, meyiller var değil mi? Ha, onları aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı çalıştırıyor. Zahir ne yani şey tekrar ediyor. Peki hiçbir tane deli çıktı gördünüz mü? Ne ya bu ya beygir gibi dönüyor. Aşağı yukarı aynı şey yapıyor aynı şey. Aynı şey yapmıyor. Aynı şey yapmıyor. Bak bu başka, bu başka, bu başka. Elektrik imal ediliyor. Ya nasıl anlıyoruz aynı şey yapalım? Çünkü çıkan netice aynı değil. Sureti budur. Aşağı, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öteki tarafta da oh, ahiret açılıyor işte. Allahu Ekber, ahiret seyrediyor, melekleri seyrediyorsun, Kur'an'dan lezzet alıyorsun, namazdan lezzet alıyorsun, tamam. Telefon. He? Telefon.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zahide o. Namaz, namaz hediyedir kardeşim. O marziyatı anlamak o kadar merak haber ve saadet haberdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimet yahut muhsin bir padişahın uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzu keş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temelde der ki keşke bir vasıtayı muhabere olsa, keşke bir vesile olsa da bu adamla doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydı. Bir tanesi senin işte akraba bunki geldi. Senelerce seni arzuladım diyor. Gelir gelmez. Ya basit adamsın. Senelerce diyor dinledim. Allah'a hamdolsun diyor Hollanda'dan. Hollanda'dan geliyor. Allah'a hamdolsun diyor karşı karşıya oturmayı Allah nasip etti. Ha. Niye? Çok istifade ediyor. Şimdi bir de peygamberi düşünün. Ya nasılsın ya Resulallah? İyiyim sen desen. Tamam mı? Sana da dese ki gafur ümmetim, kardeşim ben iyiyim sen nasılsın? Resulallah dese ne dersin? Hiçbir şey diyemezsin. Ağız tutun. Peki öyle bir Allah, mütevazi bir Allah. Tükübet. Allah. Ettenuzilati ilahiyyate ala hukuli beşer. Tenuzil ediyor Allah. Ebu Bekir haber gönderiyor değil mi? Ben ondan razıyım. Acaba o benden razı mı? Çünkü çeşitli şekillere sokuyorum ya. Enes sana böyle haber gelecek. Enes benden sen de razıyım. Sen benden razı mısın? Ne olur? İşte sahabenin bir tanesi ya Resulallah biz açız Ebu Bekir'in evinde ciğer pişiyor. Ve mahalle duman dumanı vermiş. Koşaya koku koku ya. Giderler bakarlar ki ciğeri yanıyor. Kendi ciğeri. Allah'a. Evet, o gibi. Bir sahabi söyleyeyim size. Canım feda ona. Ne yapmışsa günah Resulullah görmüş. Utanmış. Evden çıkamamış. Resulullah benim günahımı gördü diye. Evden çıkamamış, mescide gitmeyince haber indirmiş. Gelmeyince, bir gelmedi, iki gelmedi, üçüncü kez gelmeyince cemaat namaz kıldıktan sonra onun evine giderlermiş. Şimdi biz ise onu görmemek için mescide gitmiyoruz. Gelirse ben gelmem. Al misketlerini, alırım misketlerimi, oynamayız. Gibi. Osman o sahabe bir gün, bir vakit gelmedi, gün değil, iki vakit gelmedi. Üçüncü vakit cemaat da gitmeyen de Resulullah kapıyı çaldı. Kapıyı çalınca, Resulullah görünce o anda vefat ediyor. Utancından. Vefat ediyor. Mesela Ruslar Balkanlarda bir Müslüman, İslam beldesini işgal ediyorlar. Ve 25 bin Müslümanı katlediyorlar. Bu haberi Abdülhamit'e geldiği zaman sarayda kalp krizi geçirip ölüyor. Ya ikinci Abdülhamit ya dördüncü Abdülhamit. Kalp krizine ölüyor. Bizim yemek iştahımız bile gitmiyor. Böyle acayip bir tuhaf mahluk olmuşuz. Hamitimiz. Ama değiliz de inşallah bu kadar zirvede mukayese etmeyeceğim ama ya biraz daha adam olmak lazım. Birbirimizi kolayca tenkit etmemek lazım. Ucuza ve çabukça satmamak lazım. Terk etmemek lazım. Ne pahasına olursa olsun yalan konuşmamak lazım. Asılacaksan asıl, hapsedileceksen hapsedileceksen dedin mi? Dedim. Yaptın mı? Yaptım. Ucuza ve çabuk birbirimizi terk etmeyeceğiz. Basit sebepler. Onun başka güzelliği de var. Hayalinizde geçirdiğiniz insana bakın. O kız bizi kızdırmış vesaire ama onun çok güzel şeyleri var. Mesela imanı var ya. Demek ki böyle bir veli nimet bir zatı tanımak insan ister. Görüşmek ister. Bir oturalım, çay içelim. İster. Ama bir vesile arar. Değil mi? Patlığı giremezsin. Mesela o zat mesela bir vesile bulmuş. Yerler paldır küldü gelemez tabii. Sen kimsin? Kimi alıyor? Çünkü kimi alacak yani? Vesile bulmuş. Konuşsaydım. Ben de ne istiyor anlasaydım. O veli nimet padişah.
benden onun hoşuna gideni bilseydim der, acaba bütün mevcudat kabze-i tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını, Allah'ın, Rabbimizin marziyatını, isteklerini ve arzularını anlamak hususunda hayişkâr ve merak haber olması lazım olduğunu anlarsın yani. Ne kadar yani Allah kim, ben kim? Ben de ne istiyor ya? Hiç merak etmiyor musunuz böyle? Hayaliniz yok mu be? Vardır da ben öyle konuşmak için konuşuyorum. Haşr'da Allah'ı göreceğiz her şeyde. Cennette henüz. Nasıl böyle bir heyecan olmuyor mu ya? Allah ya, iman ettiğin Allah'ı göreceğiz. İman ettiğin Allah'ı göreceğiz. Peki Enes, daha acayip bir şey söyleyeyim abi. Sen daha acayip söyle. Allah'ı görmekten daha acayip ne var? Ne olabilir? Hadi hepinize soruyorum. Kim bir şey fikir verecek? Allah'ı görmekten daha garip insana. Kendini görecek. Harika. Tuhaf. Çünkü Allah'ı sevmek kolaydır. Kendini sevmek zor. Allah ile barışık olmak kolaydır. Kendine barışık olmak zordur. Allah'ı tanımak kolaydır, insan kendini tanıması zordur. Men arefe nefse fakat arefe Rabbehu. Niye biliyor musun Mehmet Ali? Allah'ın sanatı var kardeş. Elma kimin sanatıdır? Portakal onundur değil mi abi? Senin sanatın var mı? Yok. Vesile olduğum şey var. Nasıl tanıyacaksın kendini? Senin yok ki. Fiili harika Allah'tır. Senin ne eserin var Ahmet abi? Ne eserin var senin? Hiçbir şey yok. Benim eserim şey, hiçlik. Hiçlik. Hiçin de vücudu yok. Böyle dalin amin. Necden eser işte. Yani Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Çünkü insanın eseri yok. Şimdi zaten öyle diyor Cenab-ı Hak ya, şey, hadisini söyletiyorum. Ben arefe nefse, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Rabbini tanıdıktan sonra kendini tanır demiyor. Kantarla tartılır. Tartılacak şey. Kantarı bilmiyorsun. Neyi tartıyorsun? Yusuf anladın mı abi? Peki. Başka bir şey yapayım şimdi. Tarikatta bir ilk mertebe nedir? Kemalat yolu. Bir kamil insana tabi olmak. Buna fenafi şeyh. Niçin fena oluyorsun abi Enes? Kemalatı var. Kemalatı var. Benim yok. Yani tabi olabilirsin. Benden üstün. Nefis buna bir şey diyemez. Onda terakki edince şeyhim böyle dedi, şeyhim böyle dedi, şeyhim böyle dedi. Artık terakki edince bir makama geliyor. Resulullah, fenafil Resul. Resulullah şöyle dedi, Resulullah şöyle dedi, Resulullah. Resulullah'a tabi olmak kolaydır. Delikanlı. Adın ne senin delikanlı? Benim. Mahmud. Resulullah'a tabi olmak kolay çünkü meziyeti var. Bizden üstün. Peygamberdir. Nefsimize ağır gelmiyor. Gurur yapamayız. Peygamberdir ya. Kamildir ya. Mucizesi var. Bizden fazla namaz kılmış. Bizden fazla oruç tutmuş. Sonra terakki ede erdinç. Fena filla var. Fena filla. Allah'a fena olmak. Allah kim ben kim? Tabii ki nefsime ağır gelmiyor. Allah'a tabi olmak. Son değil mi fena filla? Son mu abiler? Değil. Daha ne var Enes? Peki Allah'tan daha ileri olur mu bu? Nasıl oluyor? Enes ne olur? Bir anlat abi. Fena fi ihvan nedir? Zor olan o işte. O yüzden. Zor olan niçin zordur ki? Fena ihvani kardeşini tercih etmek, kendine tercih etmek. Niye zor da Allah'tan daha zordur? Kendinden üstünü göremedin. Denklik var ya abi. Denklik var. O ben. Niye onu üstün göreyim ki? Allah ve ben, peygamber ve ben, şeyh ve ben. Yani denklik yok. Ama senle ben denkiz. Böyleyken kendimi ortadan kaldırıp seni öne çıkartmak zordur. En zor fenafil ihvandır. O zaman Hasan abiyi sevmek kolaydır. Sana göre kolaydır evet. Ama Enes'le beraber onu sevmen zordur.
Çünkü emsal değiliz seninle. Yani kemalat manasında değil de öyle yaş bakımına vesaire. Yani öyle de tam oluyor. Evet, inatlaşma ben ne yapamazsın? Olmaz. Yani tarikatın birinci mertebesindeki şeyh ve mürit. Mürit arasındaki durum böyle aramızda var. Böyle bir şey var. Ki Ustad Latif nüktelerde geçiyor 18. Nema'da. Bazı fıtratlar hakikatta gidemez. İlle önünde birisi olacak. Daire içinde bir ağabey bulabilir diyor. Daire içinde bir ağabey bulabilir. Usta da şey. O da ona onu gösterir. Şöyledir. Bak emirdanı böyle yazın. Var mektubat şudur. Ha onu taklit eder. Var insanlarda böyle bir model var. Onu da ne yapıyor? İstisna etmiyor. Etmiyor. Ha meziyeti var. Meziyetinin mahkumuyuz. Bir şey yapamaz. Cid yapamaz. Onun için Allah'tan zordur fena fil ihbar. Daha fazla kemalat istiyor. Daha fazla evet Allah razı olsun. Daha fazla gayret istiyor değil mi? İstiyor. Onu da işte şey için yaratmış herhalde. Yani zoru başarmak için. Yani o zoru koymuş sana ki sen bunu başar. Başarırsan raciyetin olur. Hiç sığırı gördünüz mü yani? Köpeği gördünüz mü? Kardeşini kendisine tercih etmiş. Anneleri hariç. Aç olur başka. Özür dileyen köpek gördünüz mü? Ya biraz önce dalaştık ya. Özür dilerim. İnsan özür diler değil mi? Özür dilediği için insandır ondan. Bir daha Gafur. Köpeğin özür dilediğini görmedi. Sırttan diyor ki çok özür dilerim ya keçi. Tamam ya bir kere yapabildik. Bir kamyona yazmış. Hasan ne yazıyordu Hasan? Ne yazıyor? Biz hata yapmayız. Nasıl öyle miydi? Biz yanlış yapmayız. Yapmışsakla yanlış olmuştur. Biz yanlış yapmayız. Yanlış olmuşsa da yanlışlık da olmuştur. İnanit. Çok acayip. Adam yazmış arabayı. Arabaya yazmış. Bir tanesi de yazmış Çayeli'ye kamyona. Ya cover peşimi. Geç git diyor arkamı bırak diyor. Allah Allah. Ya. İyi ki Allah var ya. Bunu okuyayım kesiyorum. İşte Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam 70 bin perde arkasında bu akşam milaç olduğu için biraz o zaman farkındayım da. Yani uzun olduğunu biliyorum ama öyle beraber yapalım diye. Çay gerçi benim de canım istedi şimdi kesileceğiz. Çay mühimdir. Şakası ve kazası yok ya. Bunu sonradan da okuruz. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam bak Zat-ı Ahmediye 70 bin perde arkasında 70 bin perdeyi ne diyor Faruk? 70 bin perde bir tabir kullanıyor Miraç'ta. 70 bin perde tabir olunan nedir? Berzah'ın esma. Harika. Berzah esma. Esmalar berzahtır. Sıfat asıl. Sıfat berzahtır. Şuunat-ı zati asıl. Şuunat da berzahtır. Mahiyet-i zati asıl. Bak berzahı esma. Esmalar berzahtmış. Nerede geçiyor abi? Sayfa 568'de 70 bin perde tabir olunan berzahı esma ve tecelli sıfat ve efal ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar. Bu 568'de söylüyor. Bak burada okudum. 70 bin perde arkasında o Sultan Ezel ve Ebed'in marziyatını doğrudan doğruya, çünkü Lehül Esma-ül Usta, güzel isimler onundur. İsim o değildir. Onundur. Berzahtır. Esmalar berzahtır, berzah. Berzahtır, berzah. Esmalar berzahtır. Dedik ya bu akşam fazla şey yaptır. O Sultan Ezel ve Ebed'in marziyatını doğrudan doğruya Miraç semeresi olarak Hakk'a yakın işitip getirip beşeledi etmiştir. Gitti Cenab-ı Hak'tan direkt almış. Allah'ın marziyatını. Bize getirmiş. Sizin Rabbiniz böyle diyor. Abi bir saniye dinle. Üstad da hiçbir şeyi yani noktayı farklı kullanmamış ya. 70 bin perde deyince Ahmet Aleyhisselam diyor. Beşeriyetinden bahsediyor. 70 bin perde. Perde deyince Ahmet diyor. Ahmet diyor. Muhammed yok. Yok. Evet, müthiş. Yani kışır yok da. Yok.
Ne derseler de desinler. Şirk ehli diyorlar bana bazen. Niye? Mezarlıkta Yasin okuduğum için. Ya çok acayip ya. 70 bin perde de Ahmet, Muhammed olmaz. Miracı Ahmedi. Evet, beşer kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse, hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer öyle bir maliki mülkün memleketinde geziyor ki kamer bir sinek gibi küre arzın etrafında pervaz eder. Küre arz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki o maliki mülkü Zülcelal'in bir misafirhanesinde mundarlık eder. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayip sanatını ve alemi bekada hazain-i rahmetini görmüş gelmiş, bak görmüş gelmiş, beşere söylemiş. Resul'a gitmiş, Hazreti Ömer diyor ki, bak demiş, bir yer görmüş böyle, kimindir diyor falan, neyse biliyorsunuz, Hazreti Ömer'in sarayını görmüş. Ya Ömer, senin sarayını gördüm cennet. Ya Hazreti Ömer'in imanı ne olur ya, bu ruh ne olur ya, ona as bir acayip bir şey olur gibi. Ya gafur, ey ümmetim gafur, peygamber dese, senin cennetteki sarayını gördüm dese ne yapardın gafur? Motor yanar değil mi sen? Sistem biter. Dediği anda yok oluruz. Onun için denmemiş sana. Çünkü motorun yanmasın diye. Onun motoru müsaitmiş. Çünkü keban enerjisini, keban barajını eve yükleseler ev duman olur. Ama trafo koydular. Bize trafo lazım, İmam-ı Azam lazım. Bediüzzaman, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Mevlana Ali'di, Bağdadi gibi böyle berzaflar lazım. Trafo ki vücudumuza 220 girsin. Abi onlar da bizi yakar. Bizi Hasan Akar idare ediyor. Gelmiş beşere söylemiş, işte beşer bu zatı kemal-i merak ve hayret ve muhabbetiyle dinlemezse ne kadar hilaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Bak bir de şu cümleyi okuyayım. İşte beşer o zatı peygamberimizi kemal-i merak ve hayret ve muhabbetle, sanki başka bir yerde haber veriyor, seni sana söylüyor, muhabbetle dinlemese Mehmet Ali ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Allah, ya Rabbel Alemin, miracın kanuniyeti, sureti, hakikati ve mahiyetini bizde tahakkuk ettir ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, bu akşam bize dua eden yok mu diyen ve dua et deyip de inşallah dediklerimiz ve bize maddi ve manevi himmet ve yardım edenleri, dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, üzerimize maddi ve manevi hakları olanların ve hizmet-i maneye, Kur'aniye'de maddi ve manevi katkısı olanların, bu vatana, bu millete, bayrağa, namusa, dine, dirayete, mukaddesatımıza kim maddi ve manevi hizmet etmişse, ya Rabbel Alemin onları ve bizi, bizi sevenleri ve bizim sevdiklerimizi, insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan, arzi ve gaybi, bedensel ve ruhsal hastalıklardan hıfz-ı emin eyle ya Hafiz-i Zülcelal. Allah'ım, İslam'a, vatana, mukaddesatımıza, bayrağımıza, kutsiyetimize dil uzatanları, fiili hücum edenlerin içerisinde kabil-i islah olanları islah eyle ya Rabbi Alemin. Kabil-i gayri islah olanları Kahhar ismine karı perişan eyle ya Rabbi. Ağlayan alim İslam'ı İttihad İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle ya Rabbi alemin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Allah'ım, neler isteyeceğimizi bilmiyoruz. Nerelere de sığınacağımızı bilmiyoruz. 124 bin enbiya, 124 milyon evliyanın istediklerini istiyoruz. Sığındıklarında da sığınıyoruz. Kabul eyle ya Rabbel Alemin. Miraç gecesi hürmetine ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi. Amin diyenlere affeyle Allah'ım.
amin diyenleri, kendilerini, evladı yerlerini, usul ve furularını, babalarını, cedlerini ve akrabayı taallukatlarını ve ahirete intikal edenleri, yakınlarını ve dostlarını da affeyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i affeyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım günahımız çok ama senin kudretin sonsuz Allah'ım. Affetmek bize yakışır. Affetmek sana yakışmıyor. Affetmek bize, çok affetmek sana yakışıyor. Bizi çok affet ya Rabbel Alemin. Bu gecenin hürmetine Allah'ım kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle. Amin. Vermiş olduğun iman nimetini, hizmet ve Kur'an davasını elimizden alma ya Rabbel Alemin. Beşeriyetimize bakıp ruhumuzu körletme ya Rabbi. Ve ahir devahum ya Rabbel Alemin. Hizmet imani Kur'an'ide hasıl olan iştirak-ı amal uhrevi sırrına usul ve furularımızı ve nur talebelerini ehl-i imanı hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, iştirak-ı amal uhreviyete sırrı azimine hissemizi azim eyle ya Rabbi. Kabire girdiğimiz zaman peygamberine ümmet, sana kul, ustadımıza talebe unvanıyla nasip eyle ya Rabbi. Haşir meydanında hesap görüleceği zaman davasına, Kur'an'ına hizmet edip öyle mizana çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, burada nasıl sanat ilahi tefekkür ediyorsak Sırat Köprüsü'nden cennet ve cehennemi böyle tefekkür etme haletini ve nimetini nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir devahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temassalavat. Ha, aşır okunacak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ليلا من المسجد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما شاء الله ما شاء الله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.